Sayın Vural, şimdi seçim hükümeti Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk dedik, o noktaya doğru gidiyoruz. Dün Başbakan Davutoğlu'nun ortaya koyduğu bir çerçeve var. Öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın 1 Kasım diyerek işaret ettiği net bir husus var. Bugün herhalde iyice netleşecek, resmiyet kazanacak. Meclis Başkanı İsmet Yılmaz da bir araya geliyor Sayın Cumhurbaşkanı 17-15'te. Bu çerçevede dün Davutoğlu'nun ortaya koyduğu tablo, CHP liderinden gelen ilk değerlendirme, CHP içinden vekillerden gelen ilk değerlendirmeye aktaralım. Dönüp sonra size soracağız. MHP olarak bu seçim hükümeti konusunda elini taşın altına koyacak ki bu bir şereftir dedi Sayın Davutoğlu. MHP'li vekiller var mı, olabilir mi, ama önce seçim kabinesi diyelim. Evet, Sayın da inşallah Türkiye, ben tabii tekrar seçim diyorum, tekrar seçimi yaşayacaktır. 7 Haziran seçimleri ardından hükümetin kurulması için gereken 45 günlük süre dolarken gözler seçim hükümetine çevrildi. Hiçbir tartışmaya girmeden biz bu seçim hükümetinde yer alacağız. Bu bize oy vermiş 6 milyon insanın hakkıdır. 3 bakanlık düşüyorsa 3 bakanlık. CHP ve MHP'nin katılmayacağını duyurduğu, HDP'nin ise parçası olacağını net dille ortaya koyduğu seçim hükümeti için tartışma ise yapısının nasıl olacağı konusunda. Meclis başkanımız bana sayıları verdiğinde ben uygun gördüğüm isimlere teklif götürürüm. Hiçbir yerde parti grubuna teklif götürülür diye bir şey yok. Tek tek o sayılara esas teşkil ederek teklifte bulunur. Ve kişiler bu teklifi kabul eder ya da etmez. Başbakan bu sözlerle tüm partilerden vekillere teklifte bulunacağını ortaya koydu. Kriterlerini işaret etti. Tek ölçüm var: ehliyet, liyakat ve toplumun temsili bakımından temsil kabiliyetine haiz olmak. Davutoğlu seçim hükümetine katılın çağrısında da bulundu. Eğer bu hükümetin içinde bütün partilerden temsil olursa seçim döneminde toplumda bir rahatlama olur, tansiyon düşer. Bütün oy veren vatandaşlarımız temsil edildiklerini gördükleri için mutlu olurlar. Ahmet Davutoğlu, bütün partilerin iç disiplinlerine saygı duyarım dedi. Ama hemen ardından da muhatabının partiler değil milletvekilleri olduğunu söyledi. Muhataplarımız burada tek tek milletvekilleridir. Partilerle ilgili olan sayısal olarak o partinin temsil oranlarıdır. O milletvekilleri tabii kendileri nasıl karar alırlar, partileriyle nasıl istişare ederler, o beni ilgilendiren bir husus değil. Davutoğlu'nun bu çıkışına ilk yanıtsa aynı dakikalarda kameralar karşısında olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o kadar karaktersiz insan yoktur. Bu sözlerle Davutoğlu'nun CHP'li vekillere götüreceği teklifin reddedileceğini söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun hedefinde MHP de vardı. Milliyetçi Hareket Partisi bütün çağrılara olduğu gibi hayır dedi. Her şeye hayır diyen bir siyasal parti vatandaşın önüne nasıl çıkacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bu sözlerle yüklendikten sonra sözü koalisyon görüşmelerinde bir araya geldiği Başbakan Davutoğlu'na getirdi. Üzülerek söyleyeyim, etkisiz eleman. Boynunda davuluyla geziyor, tokmak başka yerlerde. CHP liderinin son olarak hedefinde koalisyonun gerçekleşmemesinin nedeni olarak işaret ettiği, kendilerine hükümet kurma görevini vermeyeceğini açıklamış olan Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Beştepe'nin adresini bilmeyenlerle de bizim vakit geçirecek bir zamanımız yok. Senin yolunu bulduğun gibi biz yolumuzu bulmayız. Türkiye'de hukuk yok şu anda. Demokrasi askıya alınmış şu anda. Anayasa çalışmıyor şu anda. Bir sivil darbeyle karşı karşıyayız. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Vermiyorlarsa sevgili yurttaşım, sana havale ediyorum. Sen verdireceksin. Bu kadar karaktersiz bir CHP'li yok sözleriyle Davutoğlu aramasın mesajını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu vermişti. Bir de gelin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e kulak verelim. Benzer yönde bir mesaj da CHP'li Özel'den geldi. Böyle bir teklif olacaksa bunun adı ahlaksız tekliftir. Teker teker milletvekillerini arama, parti vermek isteyen partiye de bunu yapıyor. Yani bu sadece vermeyeceğim diyen parti için yapmıyor bunu. Bakan vereceğim diyen HDP'ye de aynı şeyi yapıyor.
Bunu hem de bir partinin lideri olarak nasıl içselleştirebiliyor bilmiyoruz. Ama CHP olarak şunu söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak 131 milletvekilimiz adına şunu söyleyebiliriz ki Sayın Davutoğlu bu niyetle sakın kapımızı çalma. Sayın Davutoğlu bu niyetle bizi aramasın. Biz bugüne kadar bütün iletişim kanallarını açık tuttuk. Ülke hükümetsiz kalmasın diye. Böyle bir ahlaksız teklife karşı kapılarımız kapalıdır, telefonlarımız kapalıdır. Eğer bizi ararsa, bu telefonlar şimdi imkan tanıyor buna, böyle bir ahlaksız teklif için bizleri rahatsız edecek olursa Sayın Davutoğlu'nun telefonunu engelleriz. Sayın Davutoğlu bundan sonra karşısında muhatap olacak kimseyi bulamaz. Bu tip bir ahlaksızlıkla Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin ilişkilendirilmesini, milletvekillerimizin isminin geçirilmesini dahi etik bulmayız. Bunu şiddetle reddederiz. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da Ankara büromuzda konuğumuz. Sayın Vural, hemen soralım. Şimdi genel bir değerlendirme gelmedi. MHP milletvekillerinin tavrı ne olacak? Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin iradesinin tavrı açık ve seçik oldu. Baştan itibaren biz bu konuda tavrımızı ortaya koyduk. Seçim hükümetinde yer almayacağız. Böyle bir gayri ahlaki teklifi veren bir kişinin de onurunun takdirini açıkçası sevgili vatandaşlarımıza bırakıyorum. Temsil kabiliyeti olsun diye söylüyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milli ve üniter devlet, çözüm sürecini sonlandırma, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve parlamenter demokrasiye sahip çıkma ilkelerine hayır dediğine göre bu durumda bu dört ilkeye aykırı tutumları olanları kabinesine alırsa bu siyasal zihniyetin temsil kabiliyeti yüksek olacak. Yani 17-25 Aralık sürecinin aktörlerini, çözüm sürecinin aktörlerini, saray vesayetini kabul edenlerin aktörlerini, milli ve üniter devleti istemeyenlerin aktörlerini ve temsilcilerini bu hükümete alırsa Davutoğlu ve AKP ve sarayın açıkçası seçime götüren zihniyetini temsil edebilecek, yüksek oranda temsil edebilecek bir siyasal duruş olur. Biz bu seçime 400 milletvekili verin, bu iş barış için çözülsün diyenlerin ortaya koyduğu siyasi oluşturulmuş bir kaotik ortamda gidiyoruz. Aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu dört ilkeye hayır demesi bu seçimin kimin için yapıldığını ortaya koyuyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da her şeye hayır diyen bir MHP, bu konuda AKP ile bütünleşmesinin takdirini de CHP'ye oy verenlere düşünüyorum ama Milliyetçi Hareket Partisi dört ilkesini ortaya koymuştur. Bizim için kırmızı ilkelerimiz cumhuriyetimizin ve milletimizin değerleri ve milletimizin ihtiyaçlarıdır. Koltuk için bu değerlerimizden, ilkelerimizden vazgeçmemiz mümkün değildir. Sayın Kılıçdaroğlu'na görev verilmemesiyle ilgili süreç içerisinde Sayın Baykal'ı Sayın Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun haberi olduğu bir şekilde kabul eden Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na görev vereceğini söylemişti. Deniz Baykal Bey de bunu iletmişti. Dolayısıyla bu süreç içerisinde böyle bir ortamı oluşturanlara gidip sormasında fayda var. Tabii Türkiye'yi 32 gün AKP-CHP koalisyonu eksenindeki görüşmelerde kimin etkisiz olduğu da milletimiz takdir edecektir. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek ve sorunlarını ilkeleri temelinde kurulabilecek bir koalisyon oluşmasını istedik. Adalet ve Kalkınma Partisi hayır dedi. CHP'de HDP ile bir blok oluşturup bizimle birlikte olmak istedi. CHP'nin HDP ile blok oluşturmasını takdiri onlara aittir ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak HDP'li hiçbir oluşumda olmayacağımızı çok önceden açıkladığımızda Sayın Vural, ifade etmek Sayın Vural, istiyorum. Hemen bir parantez açayım. Sayın Baykal'ın ismi geçti. Bugün yine yazılı basına yansıyan bir demeci var. CHP lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor bu konuda. Hiç istemedi diyor ama Baykal, izleyicilerimizin de gayet iyi hatırlayacağı gibi Cumhurbaşkanı'nın ilk değerlendirme yaptığı siyasetçi de en yaşlı siyasetçi sıfatıyla zaten geçici meclis başkanlığı görevine yürütmüşü bir değerlendirme oldu. Şimdi bütün bu algının karşısında diyor ki aslında hani koalisyon beklentisi vardı, şaşırdı. Yine sizi işaret eden açıklamalar var. Gelin önce bir Baykal'ın da sözlerini ekranlara taşıyalım. Hemen ardından Sayın Oktay Vural'a döneceğiz. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal ise koalisyon için 45 günlük sürenin tamamlanması ardından ilk yorumunu Vatan Gazetesi'ne yaptı.
Yaptıkları o görüşmeye dayanarak Erdoğan seçim değil koalisyondan yanaydı dedi. Bakın seçimin hemen ertesinde Sayın Erdoğan daha hiç konuşmadan ben Türkiye seçime gitmemelidir. Bu tablodan bir koalisyon hükümeti çıkmalıdır dedim orada ve bu kabul gördü. Baykal o görüşmeden bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği ilk mesajı hatırlattı. Dönüm noktasının kendisinin de aday olduğu meclis başkanlığı seçimi olduğunu söyledi. Herkes egolarını bir kenara koyup bir an önce ülkemizde hükümet kurulmalı. O konuşma işte bizim görüşmemizin ruhunu yansıtan bir konuşmaydı. Peki bu ne kadar devam etti? Meclis başkanı seçimine kadar. Meclis başkanı seçilinceye kadar tablo buydu. O yüzden diyorum eğer meclis başkanlığı seçimi o şekilde sonuçlanmış olsaydı bugün mutlaka bir koalisyon ya CHP-AKP ya AKP-MHP koalisyonu mutlaka kurulmuştu diyorum. Deniz Baykal MHP'nin tavrıyla meclis başkanlığına seçilen AK Parti'nin adayı İsmet Yılmaz'ın seçilmesinin Cumhurbaşkanı için de sürpriz olduğunu savundu. Ne zaman o seçim bir sürpriz olacak şekilde, Cumhurbaşkanı için de sürpriz olacak şekilde bir AKP'li meclis başkanının seçilmesiyle sonuçlandı? Ne zaman birlikte bir meclis başkanı seçerler ve bir koalisyonu hayata geçirirler diye düşünülen partiler tam tersine dağınık dağınık bir görüntü verdiler ve bir AKP'linin oraya gelmesine izin vermeyiz diyen MHP'nin katkısıyla bir AKP'li meclis başkanı seçildi. O andan itibaren Sayın Erdoğan'ın tavrı değişti. Bunu görünce Cumhurbaşkanı da dedi ki bırakın koalisyonu, seçim. Onun yönlendirmesiyle elbette. Bunu herkes biliyor. Herkes söylüyor. İş buraya geldi. Baykal yaşananlardan MHP'yi sorumlu tutarak onun derdi bir koalisyon kurulup kurulmamasından çok CHP'nin böyle etkin rol oynama şansından yoksun bırakılmasıydı. Kırılma orada olmuştur dedi. Ankara büromuzda MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'a dönelim biz de hemen. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki MHP bütün çağrılara hayır dedi. AK Parti'ye son derece moral verdi. Seçmenin karşısına nasıl çıkacak? CHP'nin eski lideri meclisin en yaşlı siyasetçisi vekili sıfatıyla Cumhurbaşkanı ile görüşmüş olan Deniz Baykal da diyor ki ya aslında Cumhurbaşkanı koalisyon beklentisi içindeydi. MHP'nin o meclis başkanlığı seçiminin kaderini tayin eden tavrından sonra hani Cumhurbaşkanı bile şaşırdı. MHP aslında ara muhalefetin CHP'nin önünü kesmek istiyordu. Yani eski Halef Selef genel başkanlar CHP dönüp MHP'ye diyor ki ya hepsine hayır dediniz. Elimizde hiçbir seçenek kalmadı. Sandık elimizden aktı gitti ve seçmeninizin önüne nasıl çıkacaksınız? Nasıl çıkacaksınız Sayın Vural? Nasıl? Milli devlet, üniter devlette çıkacağız. Teröre karşı tutumumuzla çıkacağız. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadeleyle çıkacağız. Sarayın darbesine karşı olmakla çıkacağız. Ben şimdi soruyorum Cumhuriyet Halk Partisi 32 gün görüştükten sonra hangi ilkelerde uzlaşamadınız? Çıkın millete açıklayın. Hangi kırmızı çizginiz vardı? Türkiye'deki özellik ilanlarına karşı milli ve üniter devleti savunacağınızı söylediniz mi? Rüşvet ve yolsuzluk 17-25 Aralık'ın sürecin sorunlarından hesap sorulacağını söylediniz mi? Çözüm sürecini sonlandıracağınızı, Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır deme iradesini ortaya koydunuz mu? Sarayın parlamenter demokrasiyi rafa almasına karşı tavrınızı ortaya koydunuz mu? Biz bütün bunları söyleyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin mesele, Milliyetçi Hareket Partisi için mesele koltuk meselesi değil, ilke meselesidir, tutum meselesidir. Eğer biz koalisyon oluşturacaksak millet için oluşturacağız. Ve Sayın Baykal'ın ifadeleri çelişkilerle dolu. Bir taraftan koalisyon olup olmaması umurunda bile değildi diyor. Ondan sonra koalisyon oluşturuyordu diyor. Gerçekten Recep Tayyip Erdoğan'a başbakanlık sürecini açanların bu süreçte hangi rolü üstlendiğini gayet açık ve net görüyoruz. Ekmelettin İhsanoğlu'nu milletimizin huzuruna Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartanların, ondan oy isteyenlerin sonra mecliste ona oy vermemesinin takdirini elbette milletimiz yapacaktır. Bu süreç içerisinde Sayın Baykal diyor ki Erdoğan bile şaşırdı. Acaba meclis başkanı seçiminden sonra da mı görüştü? Madem Baykal'ın meclis başkanı seçilmesini istiyordu, niye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri aracılığıyla desteğini temin etmediler? Bakıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu tavırlarıyla sarayı Adalet ve Kalkınma Partisi'ni biraz bu süreçle ilgili sorumluluklarını geri plana edecek bir tavır sergilediğini söylüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu her şeye hayır dedi. Evet Sayın Kılıçdaroğlu biz milli ve üniter devletin çözülmesine hayır diyoruz.
Evet Sayın Kılıçdaroğlu, biz PKK'yı güçlendiren çözüm sürecine Türkiye'de terör sorunu yoktur, Kürt sorunu vardır diyen zihniyete hayır diyoruz. Evet Sayın Kılıçdaroğlu, biz rüşvet ve yolsuzluğa hayır diyoruz. Evet Sayın Kılıçdaroğlu, biz fiili durumla parlamenter demokrasiyi rafa kaldıran, bekleme odasına alanlara karşı hayır diyoruz. Darbelere hayır diyoruz. Tavrımız budur. Eğer bu konularda bizim bulunduğumuz bu eksene gelmeyenler varsa, kimin ne için hayır dediği gayet açık ve net. Mesele koltuğa evet demek değildir. Mesele siyasal duruş istikametinde tavır oluşturabilmektir. Bu eksende bakıldığında Türkiye'nin 32 gününü istikşafi görüşmeler adı altında inkişafi bir neticeye götüremeyenler bu süreç içerisinde elbette sorumlu olmalıdır. Ama gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ortam içerisinde böylesine bir sosyal yarılmanın, kutuplaşmanın olduğu bir ortam içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hep beraber birlikte taşın altına elini atmaları gerektiğini ifade ettik. Samimiyetle bunu söyledik. Ama bu olmayınca da evet elimizi değil gövdemizi koyarız dedik. Dört ilkemizi ifade ettik. Sayın Genel Başkanımız görüşmede bu ilkeleri kabul ediyor musunuz diye sordu. Bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden maalesef cesaret verici bir söz dahi duyulmadı. Sayın Genel Başkanımız, bunları kabul ederseniz bakın koalisyon protokolü, bakanlık dağılımı, hükümet programı dahil olmak üzere kendi görüşlerimizi ihtiva eden çantayla birlikte geldiğini de ifade etti. Evet. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçlamadan önce CHP'nin HDP ile beraber birlikte oluşturduğu bu blokun hangi siyasal amaç için oluştuğunu, Milliyetçi Hareket Partisi'nde böyle bir blok içinde yer almamasının siyasi duruşunu takdir etmelerini beklemek bizim de hakkımızdır. Bu bakımdan bugünkü seçim gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve sarayın uzlaşmaz tavrıyla Türkiye'yi seçime götürecek bir süreci tetiklemesiyle olmuştur. Ama ne hazindir ki biraz önce verdiğiniz haberlerle maalesef şehit cenazelerimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu şehit cenazelerin olduğu bir ortam içerisinde seçim güvenliğinin riskli olabileceği böyle bir ortam içerisinde dedik ki gelin hep beraber birlikte Türkiye'yi seçime değil iradeye kavuşturalım dedik. Evet. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu siyasal tavırlarına hayır demiştir. Milliyetçi Hareket Partisi koltuk için açıkçası ortadan kaldırabileceği bir ilke yoktur. 46 yıllık siyasal mücadelemiz bu ilkelerle olmuştur. Bu ilkelerle de devam edecektir. Bizim koltuk için feda edeceğimiz milletimizin ve devletimizin hiçbir değeri olmadığını bu vesileyle ifade etmek isterim. MHP Grup Başkan Vekili Sayın Oktay Vural, çok teşekkürler. Sağolunuz katıldığınız için. Çok kritik sorular vardı. Sayın Vural tüm açıklığıyla yanıt verdi. Davutoğlu açarsa biz çıkmıyoruz diyor telefonlara. Tıpkı CHP gibi, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel gibi. Yine tırnak içinde ahlaksız teklif diye niteledi bunu. MHP Grup Başkan Vekili, CHP Grup Başkan Vekili gibi. Hem